Bu konuyu konuşacaksak kendini hiç boşuna yorma. Çünkü ben kararımı verdim. Senin kararın olacak şey var, olmayacak şey var. Bu mesele seni aşar. Kendi hayatımı ilgilendiren hiçbir mesele beni aşmaz. Ve yanına yepyeni bir hayata başlayacağız biz. Tertemiz. Sıfırdan kuracağız her şeyi. Bunu da burada yapmamız mümkün değil. Sen ne biçim konuşuyorsun ya? Senin bura dediğin evin, ocağın. Kendi canından, kanından insanları kime emanet edeceksin? Sırf o Hazar Şadoğlu'nun, o soysuzun kızı istedi diye baba evini bırakıp gitmek sana yakışıyor mu? Reyhan değil. Ben istedim bunu. Sen istedin. Sen istedin he? Peki babanın sızlayan kemiklerini düşündün mü? Ya zavallı ananı? Sakın bunu yapma. Sakın. Bu konunun anamla babamla hiçbir ilgisi yok. Yok. Yok öyle mi? Aslan beylerin tek erkek evladı baba ocağını bırakıp gidiyor. Hem de kimle? Katilin kızıyla. Bunun babanla bir ilgisi yok. He? Yaşayıp da bugünleri görseydi aferin mi diyecekti sana? Sormayacak mıydı o soysuz kızın peşinden giderken? Gönüllü Elif benim halim ne olacak diye. Babanla yeter! Reyhan benim karım olacak. Eğer onun hakkında böyle konuşmaya devam edersen... ...sadece bu evden gitmekle kalmam... ...hayatından da giderim. Üç oğul toprağa verdim ben. Ciğerim yandı, kavruldu. Hangi ana dayanır bu acıya? Ama ben dayandım. Çünkü siz vardınız. Gönül, Elif, hele ki sen. Sizi kime emanet edecektim? Acımı dağlara bağırdım. Gözyaşımı içime akıttım. Ama dimdik durdum. Şimdi karşıma geçmiş. Hayatında gideceğim diyorsun. Git o zaman. Yaram üçtü dört oldu derim. O ki giderim dedin. Zaten git. Sen benim babaannemsin. Canımsın. Kanımsın. Benim için yaptığın fedakarlıkları unutmuş değilim. Nikahımız burada kıyılır. Akşam ailecek yemeğimizi yeriz. Elini öper. Hayır duanı alır. Ama sonra karımı alır. Kendi evime giderim. Benden daha fazlasını isteme. Madem öyle diyorsun, öyle olsun. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.